Merhabalar gençler. Bugün 16 Şubat 2024. Artık bahar aylarının geldiği, yaklaştığı dönemlerdeyiz. Gerçi bugün Çanakkale'de hava biraz kötü. Ben Çanakkale'de yaşıyorum ama yakında havalar çok daha güzel olacak, değil mi? Böyle ortam şenlenecek. Ben de bu son 3,5 ay kaldı üniversite sınavına. Acaba nelere dikkat etmeliyiz? Bunlar üzerine sizinle konuşmak istedim yıllarım verdiği deneyimle. Çünkü son dönem çok önemli. Bu son 3,5 ay ya bizi kazandırır ya da kaybettirir. Yani e, her şeyi yapmış olabilirsiniz ama bu sonuç üç ayda kaybedebilirsiniz veya çok çok belki de fazla bir şeyler yapmamış olabilirsiniz ama bu son üç buçuk ayda kazanabilirsiniz. Şimdi bu maddelere bir geçelim bakalım. Sizleri de ilgilendiriyor mu? Her şeyden çok bu son üç buçuk ayda ben artık bu sene yapamam. Yani elimden geleni yaptım ama galiba bu sene olmayacak duygusuyla ben mezuna bırakayım diyen öğrenciler karşımıza çıkıyor. Bence en büyük sıkıntı, en büyük hatalardan biri budur. Bu neden hatadır? Doğrusu nedir? Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi bir kere şunu söyleyelim hiçbir şeyin seneye daha kolay olacağına yönelik hiçbir garanti yok. Türkiye'de hemen hemen benim elde ettiğim deneyim 25 yıldır bu işin içindeyim. Her sene bir şeyler daha zora gider arkadaşlar. Çünkü her sene nüfus artıyor. Her sene sınav daha zorlaşıyor. Ekmek daha fazla aslanın ağzında oluyor tabiri caizse. İkinci olarak diyelim ki bir senaryo uygulayalım ve dediğinizi yaptınız ve seneye bıraktınız. Seneye kazanabileceğinizin garantisi var mı? Böyle bir garanti kendinize verebiliyor musunuz? Yani böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şeyin garantisini hiçbir zaman hiç kimse veremez. Siz de veremezsiniz. Hiçbir sene kazanacağınızın garantisi olmayacak. Bunun garantisi olmaz. Son ana kadar çalışmak durumundasınız. Bakın bu sene de son ana kadar çalışmak durumundasınız. Diyelim ki önümüzdeki yıla bıraktınız, Önümüzdeki yılda son ana kadar çalışmak durumundasınız. Çünkü neden? Herkes arkadaşlar kendisinin ulaşabileceği en üst noktayı istiyor genellikle. Yani diyelim ki ben şu an 20 matematik yapabiliyorum, atıyorum bir öğrenciyim ve ben 15 matematikle girebileceğim bir yere hedeflemiyorum ki. 30 matematikle girebileceğim bir yere hedefliyorum veya ben ilk 20 bine falan girebilecek kapasiteyim. İlk 5000'i hedefliyorum. O yüzden herkes sınırlarının en üst noktasını hedeflediği için kimsenin hiçbir sene kazanma garantisi yok. O yüzden arkadaşlar bu sınav öyle bir sınav ki son ana kadar asılmak, son ana kadar kazanacakmış gibi çalışmak lazım. Ha kazanamazsak o artık sınav dolayısıyla olan bir şeyse, öyle bir durum olursa onu artık seneye bırakabiliriz. Ama ne olur son ana kadar çalıştığımız için büyük bir bilgi birikimimiz olur. Özellikle seneye bırakanlar da ben şunu gözlemliyorum hani çoğu kişi yok ben öyle yapmam falan diyor ama oluyor bu arkadaşlar. Seneye bırakan öğrenci ufak ufak çalışmayı da bırakıyor. Artık benim olmayacak diyor. İlk başta diyor ki ben seneye bırakayım ama derslerimi çalışayım. Ama daha sonra yavaş yavaş ya ben bunu seneye hallederim, bunu da seneye hallederim. Artık çalışmayı da bırakıyor ve mezuna kaldığında elde etmiş olduğu önceki yıldan bir deneyim olması ve bir kazancının olması lazım değil mi? Önümüzdeki yıl nasıl daha avantajlı olacağız? Bu deneyimimiz olursa, e bu deneyim de olmuyor kendisinde. Ama biz son ana kadar çalışırsak belki o sene çok ekstra durumlar oluyor kazanabiliyoruz. Veya Kazanamasak bile bu bilgi birikimi arkamızdan gelmiş oluyor. Bir şey kaybetmiyoruz. Bakın bir öğrencim vardı. Bundan birkaç yıl önce pandemi yılıydı galiba. Hiç beklemediği kendisinden çok çok alabileceği puandan üst puanlı bir yere bursla özel bir üniversiteye girdi. Ama hiç oraya gireme girme ihtimali yoktu. Kafasında yoktu. Neden? O sene pandemi sebebiyle ekonomik çöküşten dolayı ee, üniversite fiyatları yükselince çoğu kişi orayı tercih edemedi. Dolayısıyla da öğrencimiz oraya girebildi. Ama bunu baştan bilebilir miydi? Hayır. Son ana kadar çalıştığı için bu şansı değerlendirebildi. Onun için her zaman son ana kadar çalışacağız. Hiçbir zaman mezuna bırakma gibi bir düşünce kafamızda yer almayacak. İkinci gruba gelelim arkadaşlar. Şimdi bu da karşımıza çok çıkacak. Çok yaşayacağız maalesef. Şu an evet havalar bozuk. Bugün mesela havalar bozukça rakip. Ama... Çok yakında havalar çok güzel olacak. Şimdi sizin aklınızda hiç mezuna bırakmak olmasa bile, ders çalışmaya ara vermek olmasa bile, gittiğiniz kursta bir arkadaşınız veya samimi bir arkadaşınız, kursta olması şart değil, diyecek ki, hadi gel bak bugün hava biraz güzel, sen de kafanı dinlendirsin, gezelim. Yarın öbür gün başka bir arkadaşınız diyecek ki ya bugün de şuraya gidelim. Sen diyeceksin ki ya bugün programım vardı ikide ama hadi bir şey olmaz bir saatten. Gideceksin o bir saat, iki saat olacak, üç saat olacak, dört saat olacak. Veya oradan geldiğinde de canın çalışmak istemeyecek. Çünkü sosyalleşmişsin, rutinini bozmuşsun. Asla ve asla rutinini bozma. En sevdiğin arkadaşlarına dahi hayır demeyi öğren. Yoksa arkadaşlar bu son üç buçuk ayda senin çalışmalarına büyük balta vururlar. Ee, çalışmaların büyük oranda aksar. Kendi kendine büyük ihtimal böyle güzel havalarda bahaneler üreteceksin. Ya ben bu bir saatlik çalışmayla profesör mü olurdum? Okul gezisi var bir haftalık. Acaba gitsem mi ya o bir hafta çalışmasam profesör mü olurum? Kafamız her zaman daha güzel olana, aklımız daha böyle kendimize keyif verici şeylere, daha kolayına doğru kaçar arkadaşlar. Ama şunu unutmayın hayatta her zaman kolay daha zordur. Bakın bu lafı iyi analiz etmeye çalışın. Kolay daha zordur. Size önceden en baştan kolay gelen şeyler esasında daha ilerleyen dönemlerde daha zor yolları olarak karşınıza çıkar. Bugün katlanmadığınız zorluklar ilerleyen dönemlerde size daha fazla zorluk olarak çıkar. Belki üniversite sınavına doğru düz çalışmazsınız ama yarın öbür gün hayat boyu bir meslekte düşük fiyata Çalışırsınız 30 yıl 40 yıl. Adam sadece 1 yıl 2 yıl üniversite sınavı için kendisini sıktığı zaman İyi çalıştığı zaman, zoru tercih ettiği zaman hayat boyu daha iyi şartlarda ve daha güzel ücretlerle çalışır. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Ee, Arkadaşlarınıza hayır deyin. Eğer size küsüyorlarsa zaten gerçek arkadaş değildirler. Bu son dönemlerde yine sık yaşayacağımız bir sorun. Dershaneler, kurumlar bazı denemeler yapacaklar ve bu denemelerin bazıları da çok zor olacak. Yani tabirin maruz görün ama abuk sabuk olacak. İnanın arkadaşlar bunlardan dolayı moralini bozup acaba ben yapamayacak mıyım diye çalışmayı bırakanlar da oluyor. Asla ve asla o denemelere inanarak çalışmanızı bırakmayın. İnanın bu kurumların veya piyasada yapılan denemelerin %70'i %80'i vasat denemeler ve sınavı yansıtmayan denemeler. Bazen çok kolay oluyor. Yapacağınızın çok fazla üzerinden etler yapıyorsunuz ve gereksiz havaya giriyorsunuz. Bazen de çok zor oluyor hiç sizin çıkarmayacağınız netleri çıkarıyorsunuz. Bu da sizi yoruyor. Bakın ben şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman hiçbir zaman puana odaklanmayın. Sıralamanıza odaklanın. Diyebilirsiniz ki ben Türkiye'de mi sınava giriyorum? Nasıl bileceğim sıralamamı? Önemli değil. 100 kişilik bir kurumda sınava giriyorsanız ve siz her zaman 20. oluyorsanız, zor bir sınavda da ortalama 20'ler civarında olduysanız Aynı sıralamayı, aynı e, puanı yapmışsınız, aynı yerdesiniz demektir. Yok 15. olduysanız daha da ilerlemişsiniz demektir. Netlerinizin veya puanınızın düşmesi önemli değil. Üniversite sınavı sizi netlere veya puanlara göre almayacak. Sıralamaya göre alacak. Diyelim ki ilk 1000 kişiyi Boğaziçi işletmeye alacak gibi 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 böyle sıraya göre alacak. Eğer siz... Az net bile çıkarmış olsanız o sınavda sıralamanız iyiyse yine istediğiniz bölüme gireceksiniz. O için bu abuk subuk denemelerden hiçbir zaman moralinizi bozmayın. Ve son olarak bu biraz daha az bir kitlede olacak ama yine olacak. Ben çalıştım, bayağı da oldum, iyi noktalara geldim. Artık iyi netler çıkarıyorum diyerek biraz daha gevşemek, çalışmalarımızı biraz daha aksatmak. Halbuki bu nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Hani akıntılı bir denizde yüzersiniz, yüzersiniz iyi bir noktaya gelirsiniz. Ama kulaşlarınızı yavaşlattığınızda veya bıraktığınızda bir anda geriye doğru çekilirsiniz. O yüzden asla ve asla ben ne oldum demeyin. Akıntıya karşı yüzüyorsunuz. Herkes çalışıyor. Sen Diyelim ki ilk 10 binde bir yere girmek istiyorsun ama o ilk 10 binde bir yere girmek isteyen milyonca insan var, bir milyon insan var belki ve onlar da çok iyi çalışıyorlar. Sen bıraktığında, onlar bırakmadığında ne oluyor? Senin önüne yavaş 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 geçmeye başlıyorlar. Hiçbir zaman ben ne oldum deme. Son güne kadar ne öğrenebilirim de. Öğretmenlerinden ne kapabileceğine bak. Hiçbir zaman ben bu konuda bilgiyi tam kavradım, tam öğrendim deme. O arkadaşına sor, bu arkadaşına sor, öğretmenine sor, herkese sor. Ne kadar çok farklı yöntem öğrenirsen o kadar iyi. Anladık değil mi arkadaşlar? Bütün yarışlarda bakın son düzlük çok önemlidir. Koşucuları dikkat edin. Enerjilerini saklarlar. Artık son 100 metrede, 200 metrede tüm enerjilerini harcarlar ve son hızla koşarlar. Yüzücüler öyledir. Değil mi? Tüm yarışlarda son kulvarda bazen arkadan gelen öne geçer. Siz şimdi son 3,5 aya girdiniz ve son kulvardasınız. Belki arkada olabilirsiniz ama tüm enerjinizi sarılırsanız öne geçersiniz. Öndeyseniz de tüm enerjinize sarılırsanız rekorları alt üst edersiniz. Buna uygun olarak Önerilerimi dikkate alırsanız sizin çıkarınıza olacağını düşünüyorum. Kanala abone olur, videoları beğenirseniz sevinirim diyerek kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.